Benim. Sayın Bakanım. İbrahim. Bu en iyi işte. Ben asabiyim. Sayın Bakanım. Arkadaşlar bir de durun, ben size görüntü vereceğim. Döndüreceğim size doğru. Lütfen görüntü. Today that all the parties are embracing a political peaceful settlement. This conflict has proven there is no military solution. And the militarization of the conflict has led to this mess, not only in Syria, but to the whole neighborhood. We have shared many forums with my good friend Ahmed Beg, with Antonio, with other colleagues, and we were present at Geneva 1. And hopefully, if things will go right, we will be there for Geneva 2. And our call today really is essential for any credible international conference. Türkiye kadar dikkatli bir diplomasi takip etmiş olsun. Biz 10 ay Suriye yönetimiyle, ona yönetim diyorum, rejim daha sonra, 10 ay bütün ülkeler, P5 ülkeleri, diğer ilgili bütün ülkeler hiçbir müdahalede bulunmazken, hiçbir temasta bulunmazken Türkiye aylarca Suriye yönetimini ikaz etmeye, halka karşı askeri opsiyonu kullanmamaya ve halkla birlikte bir karar sürecinden geçme konusunda 10-11 ay çaba sarf ettik. Hiçbir kırmızı çizgimiz yoktu. Şunlarla konuşmayalım, şu gruptan, şu kesimden olanlarla bir politikamız olmadı. Ama şunu da ifade edeyim. Eğer bir askeri opsiyon varsa, bunu ilk kullanan ve en acımasızca kullanan Suriye rejimidir. Suriye halkı 2011'in başından 2011'in neredeyse Ekim ayına kadar tek bir şiddet kullanmamıştır. In relation to your question, last year the refugee regional response plan that at the time involved about 80 UN organizations, NGOs in close cooperation with the governments was funded at a level of $2.2 billion. This year we have started with a conference in Kuwait, and in that conference there were pledges valued $2.4 billion for the whole of the humanitarian aspect of the Syrian situation, for the refugees on one side, for the people inside Syria on the other side.